kendimizi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben, biz 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarıyız. Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri buradayız. Ama bizim bölümümüz kalabalık bir bölüm ve bölümün içerisinde de farklı konularda uzmanlaşmış kişiler var. Bizim uzmanlık alanımız, bizim ekibimizin uzmanlık alanı da yaşlı bireyler, onların aileleri ve yaşlılıkta ortaya çıkan sorunlar. Bunlardan da özellikle ilgi duyduğumuz ve çalıştığımız, araştırmalarımızı ve eğitimlerimizi yönlendirdiğimiz konu da demanslı bireyler, Alzheimer bireyler. Karşıyaka Belediyesi bizden destek istedi bu konuda. Karşıyaka'da yaşayan halkın bu konudaki gereksinimlerini karşılamak istediğini söyledi ve bu konuda da bize ulaştı bir şekilde, değişik referanslarla katkı verip veremeyeceğimizi sordu. Biz de tabii ki dedik, söz konusu Alzheimer'sa, söz konusu hasta yakınlarıysa, söz konusu yaşlı popülasyonsa biz elimizden geleni yaparız dedik. Ve sonuçta çalışmalarımıza başladık. 4 eğitimlik bir paketimiz var. Bu paketin 3. eğitimi. Ondan önce de evde bakım merkezinin çalışanlarını, sağlık çalışanlarını da eğitmiştik bu konuda. Çünkü onların da yaşlı bireyle birlikte çalışırken yaşlı bireyin özelliklerini bilmesi gerektiğini düşündük. Buyurun. İlk toplantımızda Alzheimer nasıl oluşuyor? Bu hastalık insan beyninde neler yapıyor, ne gibi değişiklikler oluyor ve neden hastalar öyle davranıyor? Neden öyle düşünüyor? Neden öyle hareket ediyor? Önce onu anlatmak istedik. Çünkü kabullenmek anlamaktan geçiyor. Onlara hoşgörülü davranmak ya da bir davranışına anlam vermek olayı anlamaktan geçiyor. Yani bilerek yapmıyorlar, beyinde bazı değişiklikler var, onunla ilgili dedik. Sonra ikinci hafta Burcu hocamız, ikinci eğitimde diyeyim, arada bir iki hafta vardı. İkinci eğitimde Burcu hocamız, peki nasıl davranmalıyız, ne gibi güvenlik önlemleri almalıyız, hayatı onlar için ve kendimiz için nasıl daha güvenli ve daha kolay hale getirebiliriz, bunları anlattı. Ben bugün size bu Alzheimer'dan nasıl korunabiliriz, onu anlatmak istiyorum. Daha sonraki programımızda da yine Burcu hocamız, bakım verenler kendilerine nasıl bakmalılar? Çünkü bakım verenlerin iyi olması, hastanın iyi olması önemli ama bakım verenin iyi olması daha önemli. Çünkü o hastanın bakımının iyi sürmesi için, bakım verenin eşiyle, çocuklarıyla ya da diğer etrafındaki insanlarla sağlıklı ve iyi bir hayat sürebilmesi için bakım verenin bakımı da önemli. Bu konuları seçtik. Bu konu, yani bu hani demanslı bireyle ilgili ve hasta yakınlarıyla ilgili, hastalarla ilgili anlatmamız gereken şey tabii ki çok daha fazla ama zamanımız kısıtlı olduğu için biz sizlerin en çok ihtiyaç duyduğunuzu, merak ettiğinizi bildiğimiz konuları seçtik. Bunlar sizlerden gelen istekler. Biz de o çerçevede şekillendirdik konu içeriğimizi. Hasta yakınları, hasta yakını olanlar ya da olmayanlar çok fazla merak ediyor. Bu Alzheimer, bu çağın hastalığı ise eğer, ileride 85 yaşın üzerinde kişiler 85 yaşına geçtiklerinde iki kişiden biri neredeyse Alzheimer olacaksa eğer ve hala bir tedavisi yoksa eğer bunun, acaba biz nasıl önleyebiliriz, nasıl kurtulabiliriz? Hele bir de hasta yakınıysa kişiler, henüz daha önce gözlemlerimiz, görüşmelerimiz vardı ama henüz bir çalışmayı bitirdik. Bu çalışmanın sonucunda da hasta yakını olmanın bu konuda daha çok endişe taşımamıza yol açtığını, daha çok merak taşımamıza yol açtığını ve daha çok şey öğrenmek istediğimizi ortaya koydu. Yani herkes merak ediyor nasıl korunabileceğini ama eğer hasta yakınıysanız, o süreci yaşadıysanız, sizin yaşadıklarınızı sizin evlatlarınız yaşamasın diye, sizin yaşadıklarınızı başkaları yaşamasın diye, siz yine hastalarınızın yaşadığını yaşamayın diye çok merak ediyorsunuz. Acaba nasıl önleyebiliriz diye. O nedenle bu konuyu seçtik. Neden buradayız ve neden bu konuyu dinliyoruz'u anlatmak ve açıklamak istedim öncelikle. 7'den 77'ye önemli, bilerek seçilmiş bir konu. Çünkü hiçbir zaman erken değil ve hiçbir zaman geç değil. Bazen çok daha erken başlanması gerektiğini söyleyeceğim ama bazen de saat kaç olursa olsun, hayatımızın hangi döneminde olursa olsun geç olmadığını vurgulamak istiyorum.
bir araştırma yapmışlar ve bir şöyle bir tablo yayınlamışlar. Tablodan da konuşabiliriz ama sonra tablo kafa karışıklığına yol açabilir diye arkasından şöyle onu listeledim de. Bilişsel gerileme. Şimdi bilişsel kelimesini de açıklamak istiyorum ben. Biraz tıbbi gelebilir size. Birazcık hani içine neyin girdiğini bilmeyebilirsiniz. Ben insanı insan yapan, düşünmemiz, anlamamız, karar vermemiz, bir yoruma varmamız, algılamamız, riskleri değerlendirmemiz gibi zihnimizin yaptığı, beynimizin yaptığı faaliyetleri bilişsel faaliyetler diyoruz. Bilmek, anlamakla ilgili ve sunum boyunca da bilişsel faaliyetler ifadesini kullanacağım. Bu nedenle onu anlatmak istedim. Yani bilişsel dediğim zaman içine neyin girdiğini vurgulamak istedim. Bilişsel durumu bilişsel gerileme riskini arttıran faktörler yukarıda, azaltan faktörler de aşağıda. Bir de rehber yayınlamışlar. Demişler ki eğer bir oku mavi renk yaptıysak bu çok güçlü bir kanıt olduğu anlamına geliyor. Eğer kırmızı renk yaptıysak çok da güçlü değil, orta düzey bir kanıt olduğu. Sarı yaptıysak, örneğin şunlar sarı, zayıf kanıt olduğu ve yeşil yaptıysak da belirsiz olduğu. O zaman bakalım. En başa beyin hasarını koymuşlar. Kafa travmaları, özellikle çocukluktan başlayan hayatın erken dönemlerindeki kafa travmaları ama her dönemdeki kafa travması etkiliyor. Yani demans gelişme riskini arttırıyor. Ve çok güçlü kanıtlar var burada. Ya da orta yaşlarda şişmanlık risklidir, ileri yaşlarda da risklidir ama özellikle hayatımızın orta yaşlarında şişmansak bilişsel durumumuz ya da Alzheimer gelişme riski artıyor. Hipertansiyon her yaşta risklidir ama orta yaşlardan başlayan, yani daha erken yaşlarda başlayan hipertansiyon riski arttırıyor. Sigara içme ve diyabet hastalığı. Bunlara daha sonra ayrıntılarıyla değineceğim slaytlarımda. Riskli. Depresyonun zayıf düzeyde bir kanıt olduğu vurgulanmış, uyku bozukluklarının, bu araştırmacılar böyle söylemişler ama uykunun direkt ilişkili olduğunu söyleyen çalışmalar da var. Ben bu güçlü bir çalışmaydı. Onun sonuçlarını vurgulamak istedim. Hiperlipideminin, sıklıkla hiperlipidemiden, hiper fazla demek, hipertansiyon fazla tansiyon demek, hiperlipidemi fazla lipid düzeyi demek, kan yağlarından bahsediyoruz. Azaltanlar da eğitim her koşulda ve fiziksel aktivite her koşulda etkinliği kanıtlanmış. İlkokuldan itibaren aldığımız eğitim, almamışsak bile şu hayatımızın bu döneminde zihnimizi ne kadar çalıştırdığımız önemli. Bunlardan ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Sadece şu tabloyu yorumlamak için söylüyorum. Akdeniz diyeti ve zihin jimnastiğinin orta düzey kanıtları olduğu vurgulanmış. Makul alkol tüketiminin zayıf düzeyde. Hani az bir miktar alkol alınması gerektiği söyleniyor ya, onları daha sonra değineceğim ama yine de şu tablodan vurgulayayım. Eskiden böyle söyleniyordu. Birazcık stresi azalttığı, rahatlamayı sağladığı söyleniyordu. Ama şimdi hiç içmeyin daha iyi. Yani ondan gelecek olan yarar gelmesin şeklinde bir yorum var. Sosyal katılım mesela burada bu tabloda zayıf çıkmış ama sosyal etkileşimin insan beyninde yaptığı değişiklikleri bilimsel araştırmalarla kanıtlamışlar ve ortaya koymuşlar. Etkileşim, sosyal olmak, mutlu olmak, size iyi gelen şeyleri yapmanın beyin dokusunda değişiklik yaptığı ortaya koyulmuş. Bunu tekrar tekrar anlattığıma göre bir önceki tabloda geçebiliriz bu tabloyu. Şimdi bu önemli. Hani hiçbir zaman erken değildir, hiçbir zaman da geç değildir dedim ya. İlk 20 yıllık dönemde, yani hayatımızın doğduğumuzdan itibaren ilk 20 yıllık dönemde eğitim çok önemli. Beslenme ve yetersiz aktivite çok önemli risk faktörü. Yani 20 yaşına kadar az aktivite yaptıysanız bile risk altındasınız demektir. Çocuklukta, gelişim dönemlerinde iyi beslenmediyseniz risk altındasınız demektir. Zihniniz eğitimle beslenmediyse risk altındasınız demektir. Orta yaşlarda sigara kullanımı, hipertansiyon, onu bir önceki slide'da da söylemiştim, şişmanlık, depresyon, duyma sorunları ilginç gelebilir. Yine ayrıntılandıracağım. Çok ama çok önemli ve çok yakından ilişkisi var. Kafa travmasının çok güçlü kanıtlandığını söylemiştim. Alkol kullanımı ama özellikle kafa travması aslında hayatın erken dönemlerinde de önemli. Fakat bu dönemlerde biraz daha o büyüme ve gelişme döneminde yenilenme olabiliyor, biraz toparlanma olabiliyor. İleri yaşlarda
o yaralanmaların toparlanması ve iyileşmesi biraz daha zor oluyor. Yetersiz aktivite hayatın her döneminde önemli. İleri yaşlarda da damar sorunları, diyabet, depresyon, hava kirliliği önemli. Hava kirliliği ve kafa travması önceki yıllarda konuşulmayan ama güncel kaynaklara artık yeni girmiş bilgiler. Hava kirliliğini eskiden almazmış araştırmalar ama şimdi çok önemli bir belirleyici oldu. Ya da kafa travmaları o kadar anılmazmış ama kafa travmaları da belirleyici olduğu söylenmiş. Şimdi bizi ilgilendiren bölüm yine şurada. Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalar değiştirilebilir. Yani hani kan şekerini düzenlemek, egzersiz yapmak, zihinsel aktivite yapmak gibi bizim yapabileceğimiz korunma önlemlerinin %35 oranında etkili olduğunu, APOE4 geni dediğimiz bir genin bizde var olmasının %65 risk oluşturduğunu, yani ne yaparsan yap, can fanusta da yaşasan, eğer genlerle aktarılan bir riskin varsa o eninde sonunda gelişiyor gibi bir bilgi varken, şimdi bu değişmiş, bu iyi bir şey. Yani kendi çabalarımızın ya da burada öğrendiklerimizin hayata geçirilmesinin %40 oranında yararlı olduğu söylenmiş. Bu daha iyi bir şey tabii ki. Yani çaresiz değiliz. Çaba harcarsak daha iyi olabilir her şey diye. Ve genetik faktörlerin etkisi %60'a indirilmiş. Şöyle bir ifade var. Herkes bunu duymuştur, biliyordur. Genetik silahı doldurur. Yani %60 risk altındasındır. Ama tetiği çeken hayat tarzımızdır. APOE4 geni pozitif olsa bile bir kişinin %60 çünkü %40'lık bir şansımız hala var. İyi yaşarsak eğer, dikkat edersek önlemlere bir şey olmayabilir. O zaman genetik olarak risk altında olabiliriz ama tetik çekilmese de çekilmeden de yaşayabiliriz. O zaman bizim için önemli korunma önlemlerini bilmek ya da nasıl geliştiğini bilmek. Zihinsel aktivite her platformda vurgulanan önemli bir bilgidir. Zihnimizi aktif tutmak. Tabii ki hayatımızın erken dönemlerinde, yani ilkokuldayken, ortaokuldayken, lisedeyken almış olduğumuz eğitimin önemi var ama zihnimizi hayatımızın her döneminde etkili bir şekilde aktif tutmak. Örneğin hani sosyal etkileşim diyoruz ya, sosyal etkileştiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bir arkadaşımızla kahve içerken bir dedikodu yapıyoruz değil mi? Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Adını değiştirmiş olmakla beraber örneğin dedikodu yaparken İşte bir takım ipuçları bulmamız lazım değil mi? Bir takım kanıtlar sunmamız lazım. Onu da o da şöyle yapmış dememiz lazım. Şöyle bir onu o cümleyi toplayıp üstüne de biraz ekleyip böyle karşımızdakini etkileyecek şekilde anlatmamız lazım değil mi? Öyle kuru kuru da anlatmayız. İşte bu bir zihinsel aktivitedir aslında. Bu bir şeydir. Sosyal aktivitedir aslında aynı zamanda. Sudoku'nun ondan sonra işte sürekli çözmenin bulmaca çözmenin. Ben çok bulmaca çözebilen bir insan değilim, ben öyle tahammül edemem öyle şeyleri ama bulmaca çözenler çok tutkundurlar ve o kadar ezberlerler ki insanı tak 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 yaparlar. Sudokucular tak 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 yaparlar. Ben o sudokuya da gelemem öyle işlere. Şimdi sizi zorlayan, sizi geliştiren, bildiğinize biraz daha katkı sağlayan şeyler olması lazım. Geçen sefer ilk sunumumda anlatmıştım. Burada olanlar hatırlarlar belki. Sinir hücreleri var beynin içerisinde demiştim ve sinir hücreleri arasında da bağlantılar var demiştim. Bu bağlantıların kalınlığı ve sayısı ne kadar fazla ise bizim zihinsel kapasitemiz ve rezervimiz, kaynaklarımız o kadar fazladır demiştim. İşte biz öğrenirken, dedikodu yaparken, kitap okurken, müzik aleti çalmayı öğrenirken, ne bileyim bir dil öğrenirken, bir hobinizi öğrenirken bu bağlantıların sayısı artıyor, kalınlığı artıyor. Yani hani çok klasik bir laf var ya yine, işte otobüs durağında hep aynı durakta inme, bir önceki durakta in, bir sonraki durakta in, hem yürümüş olursun, egzersiz yaparsın hem de hayatında farklı bir şey yaparsın. Saatini her zaman taktığın yere takma da diğer tarafa yap. Çünkü o bağlantılar bir süre sonra otomatikleşiyor. Hep oraya bakıp saatini görüyorsun. Ama oraya baktığında, bulamadığında, buraya baktığında yeni bir bağlantı oluşuyor ve yeni bir aktivite oluşuyor. Zihnimizi hareketli tutacak, bizi mutlu edecek faaliyetlerde, bizi yani şu bilgi hazinemize yeni şeyler katmamız gerekiyor. Dedikodu sadece, tamam dedikodu gerekliydi ama sadece dedikoduyla da çok gelişemeyiz. Oralarda kalırız. Okumak, yazmak, okumak çok önemli. Öğrenmek çok önemli.
oyunlar oynamak, kart oyunları, mesela şey oynarken de çok çalışıyor değil mi zihnimiz? Kart oynarken de şey neydi şu o küçük küçük kartlar var ya, ben de demansı anlatan demanslı konuşmacı olarak o neydi, bu neydi? Okey derler, bahsedin okey diyecek. İyi ki varsınız, sağ olun. Onu hatırlayamıyorum. Ama bendeki fazla öğrenmekle ilişkili bir şey. Hayatımın bugününde hala bir şeyler öğrenmek zorunda, okumak zorunda olduğumuz için bizdeki de aşırısı da zararlı, o kadar da yormayın. Bilgisayar oyunları oynamak, yeni becerileri öğrenmek, bunları söyledim zaten yani. Öğrenme kategorisindeki her şeyi yapabilirsiniz. Gönüllü işlerde uğraşmak çok önemli. Şu hani böyle içinizde böyle şefkat duygusu oluşturmak, böyle kendinizi değerli hissettiren, bir insana, hayata, yaşama bir katkınız olduğunu hissettiren, hastanıza bakmak da böyle bir şey. Bir gönüllü faaliyetle çalışmak da böyle bir şey. Gelip burada hepiniz bir şey öğrenmek için buraya gelmişsiniz. Bugün nöronlarınız arasındaki bağlantının kalınlaştığına, hatta yeni bağlantıların oluştuğuna garanti verebilirim. İyi ki geldiniz onun için. Bu uyarıların rezervleri arttırdığı, işte söylüyorum rezervin ne olduğunu, yani bağlantılar ve sayıları diye. Zihinsel aktivitenin hem normal yaşlılarda hem hafif bilişsel bozukluğu, bilişsel bozukluğu hafif düzeyde bozulanları hafif bilişsel bozukluk diye bir tanı var Alzheimer'dan önceki evre. Hafif bilişsel bozukluğu olanlarda hem de demanslı bireylerde bilişsel durumu iyileştirdiği görülmüş. Yani hiçbir zaman geç değil derken bunu söylemek istedim. Erken yaşlarda da, hatta demansın önlenmesinde, var ise ilerlemesinin durdurulmasında, hatta gerilemesinde katkıda bulunduğu söyleniyor. Demanslı olmayanları demansla koruyor, demanslı bireyleri de biraz daha iyi hale getiriyor. Fiziksel aktivite, bu herhalde yaşamın kaynağı diye düşünüyoruz. Hareket etmemiz gerekiyor. Bilişsel fonksiyonları, o da zihinsel aktivite gibi bilişsel fonksiyonları koruyor, iyileştiriyor ve demansı önlüyor. Hatta APOE4 geninin bizdeki riski tanımlayan genetik faktör olduğunu söylemiştim ya. Hatta APOE4 geni pozitif olan kişilerin bile demans gelişmekten koruyabileceği söyleniyor. Bulunmuş söyleniyor değil, bulunmuş. Ne oldu? Klimayı biraz kısabilir mi? Soğuk mu geldi? Pardon, bu APOE4'ün yani bir testi bir şey var mı? Var testi. Onu biz ilk toplantıda konuşmuştuk demansı anlatırken şöyle söylemiştim. APOE4 genini genetik taramalarda yaptırabilirsiniz ve bulabilirsiniz. Ama bulmanızın bir yararı yok. Yani herkesin kendisinde APOE4 geni pozitifmiş gibi yaşaması gerekiyor. Yani bunu bilip hayatınızın bundan sonraki bölümünü ya bende demans gelişir diye korkarak yaşamanın bir yararı yok. Ama genetik çalışmalar var, yapılıyor. Şu ana kadar da genellikle araştırma olarak yapıldı bunlar. Ama çok isteyen kişiler için genetik laboratuvarlarında yapıldığını biliyorum. Ben kendim için öğrenmek istemezdim mesela. Varmış gibi zihinsel ve fiziksel olarak aktif olmaya çalışıyorum örneğin. Yani o da bir stres kaynağı çünkü. Egzersiz derken ne gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? Herkesin kendi imkanları çerçevesinde, hem ekonomik, hem fiziksel, hem de bedensel imkanları çerçevesinde hareket etmesi gerekiyor. Herkese standart bir model önerilemez ama tek bir, yani sadece yürümek işe yaramıyor. Mesela ağırlık kaldırmanız gerekiyor, bir dumbbellınızın olmasına gerek yok. Kendi beden ağırlığınızı, kendi ayağınızı kaldırmak, kendi kolunuzu kaldırmak gibi. Şimdi internette çok fazla, ben de kendi çalışmalarımı, artık spor salonuna pandemiden beri gitmiyorum, evde yapıyorum. YouTube'da o kadar çok şey var ki, video var ki, yani işte kol güçlendirme deseniz bir şey çıkıyor, bacak güçlendirme deseniz bir şey çıkıyor. Bunları söylemiştim. En önemlisi düzenli yapmak. En az 3 haftalık, en fazla 3 aylık girişimler yapılmış ve 3 haftada olsa, 3 ayda olsa yararlı olduğu, fakat düzenli olması gerektiği. Eskiden haftada 150 dakika diyorlardı. Yani 6 kere 50 dakika diyelim ki, 30 dakika mı? 6 kere 3 gün. 5 kere 3 gün. 2,5 saat. 30 dakika mı? 2,5 saat.
Yani 150 dakikayı tamamlayacak şekilde işte kendiniz hesabınızı yapın. Siz o 150'yi çok bulurken şimdi 210'a çıktı 2020'de. En az 210 dakika aktivite yapmanız gerekiyor. Yürümeniz, ne bileyim koşmanız gibi. Yani 150 de yetmiyor artık sizi korumak için. Bir de sadece demans da değil aslında. Aktivitenin bütün kardiyovasküler riskleri azalttığı. Zaten damarlarınız ve kalbiniz sağlamsa beyniniz de sağlamdır. Aralarında yakın ilişki olduğunu yine birazdan sıralatımda söyleyeceğim. 210'a çıkmış. Haftada en az 30-60 dakika, hatta bundan biraz daha fazla diye 210 dakikayı söylerken vurgulamak istiyorum. Kalp sağlığıyla ilgili her şey beyin sağlığıyla da ilişkili. Damar sağlığıyla ilgili her şey beyin sağlığıyla da ilişkili. Onları kontrol altına aldığınızda beyin sağlığınız için de iyi şeyler yapmış olursunuz. Hipertansiyon mesela, kalp sağlığı için en büyük risk hipertansiyon, şeker, yüksek kolesterol ve şişmanlık. İşte bunlar kontrol altına alındığında damar sağlığı, kalp sağlığı, hatta genel sağlık ve sonra da beyin sağlığı korunmuş oluyor. Diyabet en büyük risklerden birisi. Ben hep söylerim, bir kere daha söyleyeyim. Amerika'daki hocam derdi ki, bana tek bir şeyi kontrol et derlerse, bütün tabii ki bir sürü faktör saydım ve sayacağım ama tek bir şeye indirge derlerse diyabet derim demişti. Diyabet en önemli risk faktörlerinden birisi. Yine ilkinde anlatmıştım, belki bir kere daha tekrar olacak ama bir kere daha vurgulamakta yarar var. Hani demiştim ki sinir hücreleri arasında amiloid denilen bir madde birikiyor. Glia denilen hücreler de bu amiloidleri temizliyor. Alzheimer olmak demek bu amiloidlerin sınırı aşması demekti. Ve glialar biz uyurken yapar bu temizliği demiştim. O zaman uykunun önemini vurgulamıştım. Şimdi bu glialar deterjan gibi bir şey kullanıyorlar. Yani bunları biz enzim diyoruz. Glialar temizlikçi hücreler, deterjan sıkıyorlar. Onlar da enzimler. Gliaların bu kullandığı temizlik ürünleri aynı zamanda kan şekerimiz yükseldiğinde kan şekerini düzenlemekten de sorumlu enzimler. Yani bir vücudumuzda bir şey düşünün, bir madde düşünün. Hem sinir hücreleri arasında biriken, olmaması gereken maddeleri temizliyor, hem de kan şekerimizi düşürmekten sorumlu. Ve önceliği de kan şekerini düşürmek. O zaman eğer kan şekeri yüksekse bir kişinin gliyalar öncelikle ya da daha doğrusu o enzim, gliya değil oradaki, o enzimler gidip kan şekerini düşürmeye uğraşırken sinir hücrelerimizin arasındaki maddelerde birikmek için fırsat buluyor. Kan şekerini düşürmek bu sebeple önemli. Sonra kilo alıyoruz. Diyabet olunca kan yağları artıyor, kandaki yağ miktarı artıyor. Sadece hani bu enzim olayı da değil, onun dışında başka faktörler de var. Damar sağlığını bozan ve Alzheimer gelişimine katkıda bulunan. Demans ve Alzheimer hastalığı olan bireylerin %80'inde bozulmuş glikoz metabolizması olduğu, diyabet ya da prediyabet diyelim, diyabet öncesi olabilir, bir durum olduğu ortaya koyulmuş, yapılan araştırmalarla tartışmasız kanıtlanmış. Kan şekerimizin kontrol edilmesi gerekiyor. İki kat daha fazla arttırdığı bulunmuş diyabetin. Ve tip 3 diyabet denilmiş. Bunları söylemiştim zaten. Hipertansiyon, yani tansiyon yüksekliği, damarları mahveden bir şey. Beyin en çok kanlanan organımız. Damar yapısı bozulduğunda beynin kanlanması da bozuluyor. Beyni sürekli kalbin ve damarların beslemesi gerekiyor. Çünkü beyinde depolar yok, örneğin glikoz deposu yok, başka bir şey deposu yok. Beyine kan gelir, kullanılır ve gider. Gelir, kullanılır ve gider. Beynin iyi kanlanması, iyi beslenmesi gerekiyor. O zaman da damar sağlığımızın, o damarı, damara kan pompalayan kalp sağlığımızın yerinde olması gerekiyor. Hipertansiyon, kalbimizi yoran, damarlarımızı sert, elastik olmayan bir hale getiren bir hastalıktır. O zaman kan basıncının da kontrol edilmesi gerekiyor. Bir de hani hayatımızın, demansın bizden uzak olduğunu düşündüğümüz erken dönemlerinde bile, orta yaş demiştim, aslında 20 yaştan sonraki süreç o tabloda
o tabloyu paylaşmadım sizinle. Hani 0-20 yaş ya, ondan sonra da 20 yaş ile 65 yaş arasındaki süreci söylüyor. Yani demans bizden uzak ama ben Alzheimer olmam, daha gencim dediğim yaşlarda hipertansiyonumuz, diyabetimiz varsa o zaten bizim kuyumuzu kazmaya devam ediyor demektir. İleri yaşlarda da hipotansiyon, yine beyne gelen kan miktarının azalması risk oluşturuyor. Hipotansiyonda yaşlılarda kullandığı ilaçlar ve kardiyovasküler sistemde yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Sık sık yaşlı bireylerin özellikle yerlerinden kalkarken başlarının döndüğünü, bu harekete bağlı pozisyon değişikliğine bağlı hipotansiyon, onun adı ortostatik hipotansiyon diğer adı da, sıklıkla görüntüler değişiyor. İlaç kullanıyorlar, antihipertansifler kullanıyorlar. Ne bileyim, başka sebeplerle bir sürü sağlık sorunları var ve onun için ilaç kullanıyorlar. Onlar da tansiyonlarını düşürüyor. İleri yaşta hipotansiyon risk ve ileri yaşta Alzheimer için risk ve ileri yaşta da hipotansiyon çok görülüyor. Hipertansiyon hatta daha çok görülüyor. Sosyal aktivite. Ben fotoğraf çekmeyi çok severim. Bir de denizin kenarında olmayı çok severim. Kendim bir gün annemle çay içerken çekmiştim bu fotoğrafı. Size iyi gelen, insanlarla beraber olmak, iyi gelen şeyleri yapmak. Bir seviyorsanız, herkesinki değişir. İşte kimisi klasik müzik dinlemeyi sever, kimisi torunlarıyla beraber olmayı sever, kimisi denizi sever, kimisi çok insanla beraber olmayı sever, kimisi yalnız kalmayı sever. Yani size iyi gelen sosyal aktiviteler, yalnız kalmak çok iyi geliyorsa size iyi bir şeydir ama acaba izolasyon mu yaşıyorsunuz? O yalnızlığın sebebini bir anlamak lazım. Gözünüz kimseye görmek istemiyorsa orada bir sorun var demektir. Biraz depresif olabilirsiniz ama hani ihtiyaçsa diye söylüyorum bunu. Yalnızlık her zaman en tercih edilen olmayabilir. Zengin çevresel duygusal uyaranların beyinde beta amiloid birikimini engellediği bulunmuş. Hani hücreler arasında madde birikiyor diye, o da demansa yol açıyor diye, onun engellediği bulunmuş. Bir de sosyal aktivite genellikle bir fiziksel aktiviteyi de gerektiriyor ya, bir yere gitmeniz, bir şey yapmanız gerekiyor. O zaman fiziksel aktivite etkisini de ortaya çıkarıyor ve bunları yine kognitif rezerv derken işte bu şeylerden, hani bağlantılardan, sinir hücreler arasındaki bağlantılardan bahsediyorum. Onu arttırdığı bulunmuş. Yalnızlığın sorun olabileceğini söylemiştim. Hele depresyon kaynaklı bir yalnızlıksa bunun düşünülmesi gerekiyor. Sonuçta insanın etkileşime ihtiyacı var. Hani yalnızlık Allah'a mahsustur denir ya, sonuçta isteriz yani yanımızda birilerinin olmasını. Birisiyle konuşmak, dertleşmek, anlatmak, kavga etmek. Mesela yalnız bekarların daha riskli olduğu depresyon açısından söyleniyor. O evdeki didişmeler falan var ya, hani evli olanlar bilir. Onların bile yararlı olduğu söyleniyor. Depresyon çok riskli. Beslenme çok önemli. Hem daha çocukluk yaşlarında önemli olduğunu söylemiştim. Yine ilk birkaç slaytımda hatırlarsanız 0-20 yaş arasında aktivite önemli, beslenme önemli ve eğitim önemli demiştim. İyi beslenmenin beyin hasarını yavaşlattığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, inflamatuar süreçleri ortadan kaldırmaya katkıda bulunduğu düşünülüyor. İnflamatuar. Onu söyleyeceğim. En basit nasıl anlatabiliriz? İlk atlanma diyelim. Mesela ayı sokuyor. Elim yandı benim. Şöyle bir çizgi var. Şimdi hafta sonu ütü yaparken beceriksizliğimden yandı. Şöyle kızarmış. Bu kızaran yerde bir inflamasyon var. Yani savunma hücrelerim orada bir olay olduğunu bedenden bilgilendirilmiş ve olay yerine gelmiş. Oraya kan akışını hızlandırıyor. Oradaki damarlar genişliyor. İyileştirme süreci diyelim, inflamatuar süreci. Bazen bazı hastalıklarda inflamasyon aşırıya kaçıyor. Örneğin multiple skleroz diye bir hastalık var, yani otoimmün hastalıklar var. Onlar da bazen aşırıya kaçıyor ama normalde inflamatuar süreç vücudumuzu korumak ve hasarları iyileştirmek üzere kurgulanmış bir mekanizmadır. Bağışıklık sistemi diyelim. Katkıda bulunduğu düşünülüyor. Bunlar da bir gün bahçemdeki zeytinlerden çektiğim bir fotoğraf. Fotoğraf çekmeyi seviyorum dedim ya, fırsatım oldukça çekiyorum. Akdeniz diyeti ve özellikle zeytinyağının, bu Balçova bölgesinde bir çalışma yapılmış ve Alzheimer'dan koruyan faktörleri neler olduğu bakıldığında ortak taraflarının Akdeniz diyetiyle beslenmek ama özellikle ortak taraflarının zeytinyağı tüketmek olduğu bulunmuş. Zeytinyağı biliyorsunuz
mucizevi bir yiyecek. Hani çok fazla tüketirsek kilo açar ve obezitenin ortaya çıkardığı sorunlar olabilir. Kıvamında ve miktarında zeytinyağı yararlı. E, C vitamini, alfa lipoleik asit, omega 3 yağ asitleri, özellikle balık yağı içerisinde var ya bu omega 3'ler. Coenzim Q10 diye 10 Coenzim Q10 özellikle cilt sağlığında ve şeyde kullanılıyor. Bunlar bedenimizde hücre hasarına yol açan bir oksidasyon denilen bir olay gerçekleşiyor. Bunu antioksidan etki göstererek, bu oksidasyonu engelleyici etki göstererek beyindeki hasarı, hatta kanserden korunmada, diğer vücut hücrelerindeki hasardan korunmada da etkili olduğu söyleniyor. Vitamin D'nin, omega 3'ün söylemiştim, bunların anti-inflamatuar özelliği olduğu söyleniyor. Kırmızı şarabın içerisinde resveratrol denilen bir madde var. Hani şarap öneriliyor ya, şarabın iki etkisi var. Bir, bu üzüm çekirdeğindeki resveratrol denilen maddenin katkısı. İkincisi de alkolün damarları genişletmesi ve biraz sizi relax hale getirmesiyle ilişkili katkı. O nedenle yararlı olduğu düşünülüyor. Beta amiloidin onun ne olduğunu artık iyice öğrendiniz. Hücrelerdeki sinir hücreler arasında biriken maddelerdi. Onları parçalamış. Resveratrol beta amiloidi parçalamış. Bu çok aslında güzel bir bilgi, önemli bilgi. Kırmızı şarap yararlı denilebilir. Damarlarda genişleme yol açarak da rahatlatabilir. Ama şöyle, resveratrolün tabletleri var. İlla şarap içmeniz gerekmiyor resveratrol almak için. Üzüm yiyebilirsiniz ona ulaşmak için. Alkolün sağlayacak olduğu dilatasyonu da, rahatlamayı da belki size iyi gelen şeyleri yaparak, yoga yaparak, egzersiz yaparak da sağlayabilirsiniz. Yani illa içmeniz gerekmiyor alkolün zararlarını düşündüğümüzde. Hocam, beta amiloid neye sebep oluyor? Bunu yok ediyor dediniz. Şimdi beta amiloidden daha önce de bahsetmiştim. Tekrar olabilir belki ama sinir hücrelerinden, hatırlar mısınız resimleri? Sinir hücrelerinin arasında beta amiloid denilen bir madde birikiyor. Ve glia hücreleri bunları temizliyor demiştim. Ama hücreler temizleyemezse o belli bir noktayı geçiyor ve artık Alzheimer belirtileri ortaya çıkıyor. Sinir hücreleri arasında biriken, beyinde biriken maddeler. Beta amiloidler ve fibriller, yumaklar demiştim. Kimisi hücre sinir hücresinin içerisinde, kimisi de sinir hücreleri arasında biriken beyinde Alzheimer'e yol açan faktörler. Ben azıcık iyileştim gibi. Açıldım. Alkol tüketmeyenlere tüketmesi önerilmiyor. Duyma sorunları ilginç gelebilir belki size. Duyma sorunlarıyla demansın ilişkisi. Duyma sorunları yetersiz sözlü iletişime neden oluyor. Kişisel ilişkileri sürdürmeye engel oluyor. Sosyal izolasyona neden oluyor. Ve depresyona neden oluyor. Ki bunların hepsi demansa yol açan faktörler listesinde yer alıyor. Duyma sorunlarını önlemek için bilinen etkenlere maruz kalmak dışında en etkili yöntem egzersiz. Yani hani çok gürültülü bir ortamdaysa, işle ilgili bir faktör varsa gibi. Egzersizin duymaya da iyi geldiği, kan dolaşımını artırarak duymaya da iyi geldiği, duyma sorunlarını önlediği, hatta iyileşmesine katkıda bulunduğu söyleniyor. Duyma aracı kesinlikle kullanmak zorunda duyma sorunu olan kişiler. Bir, bu araçlar kişileri çok full performans eskiye döndürmüyor, kullanmak istemiyorlar. İki, çok pahalı bir duyma cihazı, iyi bir duyma cihazı 30-40 bin lira falan yani herhalde. 40 bin lira mı? Birkaç sene önce anneme biz 10 küsür bin liraya almıştık. Annem de yıllarca direndikten sonra aldık. Yalvar yakar, ben böyle anlatıp duyma sorunları Alzheimer diye yapıyordum. Eve gidiyorum, duymayan bir annem var. Hadi kulaklık alalım. İmkanı yok, kabul etmedi. Yıllarca kabul etmedi. Aynen, kimseyle konuşmak istemedi, bir yere gitmek istemiyorduk. Zaten ben de duymuyorum diye bir şey söylüyorlar, cevap veremiyorum, ayıp oluyor diyor. Ya da yolda yürürken mesela arkama araba gelmiş diyor. Duymadım, bir baktım arkamda araba var diyor. Hani canı tehlikeye giriyor, sosyal ilişkiyi bir tarafa bıraktım. Ama ben kullanmayacağım diyor. Sonra yumuşak mücadelelerle, hadi kulakçıya gidelim, işte yok şu yöntemi deneyelim, bunu deneyelim, şu cihaz da iyiymiş, kulağın içine takalım, dışına takalım derken razı ettik. Şimdi kulaklıksız yaşayamıyor tabii ama çok önemli. Bir de insanlar
o kadar para verip gerçekten iyi de yarar. Ama teknoloji çok değişti. Yani artık iyi cihazlar, benim istemeyen annemi bile memnun eden bir cihaz bulundu şu anda. Sadece pilleri çok çabuk bitiyor ve çok hızlı değiştirmek gerekiyor. Evet. Çok hızlı değişti. Yani kontrol o kadar minik ki piller. Benim koca parmaklarım onu yönetemiyor. Yani annemin hani böyle daha yaşlanınca biraz daha böyle hep birisinden yardım istemek zorunda kalıyor. Yaş kullanımı için de pek pratik değil ama artık bu şimdi yavaş yavaş başarmaya başladı. İşte biz varsak biz değiştiriyoruz. Çünkü minicik bir cihaz. Şarjı mı var? Süper. Ben dün bir atmosfer 23 bin lira dedi tanesi şarjda oldu. Çok iyi. Bir tanesi 23 bin lira. Şarj bence çok gerekli bir şey. Ama şarj nasıl oluyor? Kulağından çıkarmaması gerekiyor. Gece falan oluyor belki. Çıkartıyorlar, takıyorlar işte. Şarj yatarken takmadıkları için. Ama evet. Çok memnun oldum. Hiç duymamıştım. Çok güzel bir şey. Aynen. Yeni çıkmış son dakika. Çünkü telefonla bağlantı kurabiliyormuş. Evet. Cep telefonu çaldığında ona basınca onu açıyormuş. Süper. Süper. Aynen iki kez aldık. Kullanamadım. Yani birinde kaybetti, birinde suya değdirdikler çıkardı, reddetti. Demans olmadan önce mi? Hayır, demans sonra. Demans olduktan sonra işbirliği yapması hastanın çok zor. Anneme anlattım ya, yani onun bile kaçamak çıkarıyordu mesela sürekli böyle. Hiç çıkardı, rahatsız ediyor diyordu. İşte sonra ama biz diyorduk ki yine çıkardın galiba kulaklığı çünkü anlamıyordu bir şeyleri. Yani demansı bir bireyin işbirliği yapması çok zor. Zaten demans olduktan sonra da taksa da taksa iyi olur ama çok da şeydi, önemli olan korumak. Uykudan birkaç defa bahsettim. Yine biz gündüz öğrendiklerimizi gece uykudayken pekiştiriyoruz. Yine sinir hücreleri arasındaki yabancı maddeler biz uykudayken temizleniyor. Eğer iyi uyumazsak tek bir gecelik uykusuzlukla bile demansla ilişkili değişimler olabileceğini vurgulamak istiyorum. Bunu söyledim. Bunu da söyledim. Bir de uyku sorunu olanlar, özellikle uyku apnesi ile, çünkü uyku apnesi gece uyurken kişilerin solunumlarının durması. Duymuşsunuzdur, belki tanıyorsunuzdur öyle kişileri. Onlar hatta bazen o kadar uzun süre duruyor ki sonra cihaz kullanmaları gerekiyor. Tabii ki o nefesinin durduğu zamanlarda vücudun ve özellikle beynin oksijenlenmesi bozulduğu için uyku apnesi ile Alzheimer gelişimi arasında yakın bir ilişki olduğu yapılan araştırmalarda ortaya koyulmuş. Şimdi söyleyeceklerim benim bu kadar ama bir tane sevimli bir video var. Onunla şöyle vurgulamak istiyorum. Bu demansın önlenmesini özetleyen bir video. Sunumumun en başında söyledim ya, bir de adı 7'den 77'ye demansın önlenmesi diye. Araştırmalar çocukluk çağında eğitimlerin başlaması gerektiğini, örneğin kafa travmasından bahsetmiştim ya da beslenmeden, işte hastalıkların kontrol edilmesinden bahsettim. Çocukluk çağındaki girişimlerin daha yararlı olduğunu, toplumların iyileştirilmesi için çocukluk çağında başlanması gerektiği söyleniyor. Fransız bir bilim adamı, Amerika'da çalışmalarını yaparken bu videoyu hazırlamış. Ben çok beğendim. Sonra bir başkasının videosu, bir sürü eğitimciyle, uzmanla, danışmanla, çok büyük bir para ve şeyle, hani uzman desteğiyle hazırlamış bu projeyi. Sonra biz bunu Türk çocuklarında kullanabilir miyiz diye düşündük. Sonra Türkiye'den bir bilim insanı o kişiyle karşılaştı. Evet, Tanrı bize yardım etti. Bizim tanıdığımız kişi o kişiyle aynı üniversitede araştırma yapar oldu. Sonra onlar yine o kişi para aldığı kuruluştan Türkçe'ye çevirmek için de destek aldı. Daha sonra biz çalışmalarımızda kullanacağız. Tam başlayalım diye düşünürken pandemi girdi, okullara giremez olduk. Biz kendi okulumuza da giremedik, başkasının okuluna da giremedik. Baran'ın doktora tezi olacak inşallah. Baran çıkmış dışarıya. Bu konuyu çalışacağız. Çocuklardan başlayacağız aslında eğitmeye, demansın önlenmesine. 7 dakikalık bir video ama çok sevdim. Sağlıklı bir beyin. Merhaba, benim adım Robin ve ben senin beyninim. Kafanın içinde bulunuyorum ve şimdi sana beyni nasıl koruyabileceğini anlatacağım. Ama önce beyin ne işe yarar? Beynin sayesinde kollarını ve bacaklarını hareket ettirebiliyor ve yürüyebiliyorsun. Beynin sayesinde ne gördüğünü, ne hissettiğini ve ne duyduğunu anlayabiliyorsun. Ayrıca beynin konuşmanı, okuma ve yazmanı ve düşünme ve karar vermeni mümkün kılar.
beynin sana duyguları hissettirir. Örneğin öfkeli veya mutlu hissetmek gibi. Son olarak beynin sayesinde yaşadıklarını ve öğrendiklerini hatırlarsın. Gördüğün gibi ben çok önemliyim ama aynı zamanda hassasım. Peki beni nasıl koruyabilirsin? Birlikte beynimi sağlıklı tutmak için 8 iyi alışkanlığa bakalım. Öğren. Beynimi sağlıklı tutmanın ilk yolu hayatı boyunca öğrenmek ve meraklı kalmaktır. Öğrendiğinde beyin hücrelerinin arasındaki bağlantılar artar ve bu da beynini güçlendirir. Öncelikle elbette okulda öğrenirsin. Ama ayrıca birçok başka şekilde de öğrenirsin. Okuduğunda, çevrendeki dünyayı keşfettiğinde, arkadaşlarınla oynadığında, müzik veya resim yaptığında, yeni bir spor öğrendiğinde ya da yabancı bir dili konuşmayı öğrendiğinde. Her ne öğrenerek beynini güçlendiriyorsun. Aktif ol. Beynini sağlıklı tutmanın ikinci yolu aktif olmaktır. Örneğin spor yaparak ya da dans ederek. Bütün gün ekranların önünde oturmak beyni küçük ve iyi değil. Düzenli olarak yürümek ve her gün egzersiz yapmak çok daha iyi. Kafa travmalarından geçin. Beynini korumanın üçüncü yolu, kafana gelebilecek darbe ve yaralanmaları önlemektir. Bazı aktiviteler tehlikelidir. Kafa üstü düşersen beynin çok ağır hasar görebilir. En iyi tavsiye bisiklet sürerken veya paten kayarken kas takmandır. Ayrıca sokaktaki arabalara dikkat etmelisin. Sağlıklı beslenme. Beynini sağlıklı tutmanın dördüncü yolu sağlıklı beslenmedir. Bu besin piramidinde görebileceğin gibi beynin için tahıl, bol meyve ve sebze, balık, fındık ve zeytinyağı yemek iyi olur. Fakat çok fazla kırmızı et, çok fazla patates kızartması, çok fazla şeker yemen veya çok fazla şekerli içecek içmen beynin için pek iyi olmayacaktır. Tehlikeli maddelerden kaçın. Beynini korumanın beşinci yolu, zararlı uyuşturuculardan ve kötü alışkanlıklardan kaçınmaktır. Günümüzde sigara içmenin, çok fazla alkol almanın ve uyuşturucu kullanmanın beyne zarar verdiğini ve onu çok hasta ettiğini biliyoruz. İyi uyu. Beynini korumanın altıncı yolu, iyi uyumaktır. 10 yaşındayken her gece yaklaşık 10 saat uyumalısın. Gece boyunca beynin, gün boyunca yarattığın anıları sağlamlaştırır. İyi uyuduğunda ne yaptığını ve ne öğrendiğini daha iyi hatırlarsın. Sağlığına dikkat et. Beynini korumanın yedinci yolu, sağlığına iyi bakmaktır. Ve bu ebeveynlerin ve büyük anne ve büyük babalarından daha fazla ilgilidir. Yaşlandığımızda bazen yüksek tansiyon veya kanımızda yüksek düzeylerde şeker bulunması gibi hastalıklara yakalanabiliriz. Kendimize iyi bakmazsak, beynimiz giderek daha fazla hasar verebilir. Beyni korumak için hastalıkları olan kişilerin düzenli olarak doktora görünmeleri ve ilaç almaları gerekir. Aile ve arkadaşlarına zaman geçir. Son olarak, beynini sağlıklı tutmanın 8. yolu, en sevdiklerinden biri. Arkadaşların ve ailenle zaman geçirmek ve birçok insanla tanışmaktır. Tek başına kalma, beynimin mutlu olmak ve güçlenmek için başkalarına ihtiyacı var. Beynin, arkadaşlarını oynamaktan ve ailemle zaman geçirmekten büyük yarar sağlar. Yani duygularını ve deneyimlerini başkalarıyla paylaş. Bu beynin için mükemmel. Gördüğün gibi bundan böyle bu iyi alışkanlıkları takip etmek çok kolay. Bu valize bak. Beynin nasıl koruyacağını hatırlamana yardımcı olacak nesneler içeriyor. Öğren. Aktif ol. Kafa travmalarından kaçın. Sağlıklı beslen. Tehlikeli maddelerden kaçın. İyi uyku. Sağlığına dikkat et. Aile ve arkadaşlarına zaman geçir. Hayatın boyunca bu tavsiyeler olmak, beynini korumana ve sağlıklı tutmana yardımcı olacak. Öğrendiklerini arkadaşların ve ailenle paylaşmaktan çekinme. Görüşmek üzere.
Çok güzel. Çok güzel özetledi değil mi? Gerçekten. Çocuklar için hazırlanmış. Hepsi içinde. Hepsi içinde. Çocuklar için hazırlanmış. Onlar için de yararlı olacağını düşünüyoruz. Çok eğlenceli. Sadece arkasından da küçük testler yapacağız öğrenmişler mi diye. Bir kere ben anlattım. İki kere de Ruby özetledi, anlattı. Hepsi bundan ibaret. Erken başlanmalı, sürekli olmalı. Hiçbir yaş erken ya da geç değildir. Son sözüm neymiş? Bazen sahip olduğumuz tek şey güzel günlere olan inancımızdır. Güzel günlere inancımızı koruyalım, daha sağlıklı olmak için çaba harcayalım. Hastalarımıza yaşadıklarını bizler yaşamayalım.